O geminin Solemar marka botları dışarıdan iri bir şişme bot gibi görünüyor ama teknelerin içine girince inanılmaz hacim ve her tür konforuyla lüks bir motor yatta karşılaşıyorsunuz. Bu tekneleri bot olarak tanımlamak, iç mekanlardaki mükemmel ahşap ve polyester işçiliği de düşünülünce anlamsızlaşıyor. Solemar'ın 3 modelinden en büyüğü olan Oceanic 44'ü oldukça dalgalı bir denizde gerçekleştirdiğimiz deneme seyriyle mercek altına aldık. Turgay Noyan'ın izlenimleriyle Solemar Oceanic 44. Kendi serisinin ülkemizdeki en büyük modeli. Limandaki yerine yanaşması da ayrılması da manevra pervanesi sayesinde son derece kolay. Fakat asıl kolaylık sağlayan teknenin etrafındaki tüplerin doğal usturmaca görevi görmesi. Böylece marinalarda daha korkusuzca manevralar yapılabilir. Test sırasında önce denizleri kafadan alarak seyrediyoruz. 2500 devirde 28-30 knot arası hıza erişiyoruz. Tekne son derece stabil ve dalgaları rahatlıkla çiğniyor. En önemlisi de hiçbir şekilde serpinti almıyor. 42 mile ulaştığında alabanda dönüşler yapıyoruz fakat tekne kesinlikle serpinti almıyor. Teknenin derin V gövde yapısı da denizciliğini ciddi biçimde arttırıyor. Solemar bir yatta bulunan tüm lükslere sahip. Hidrolik pasarelladan elektrikli ırgata kadar her şeyi var. Sancak tarafta kokpit yer alıyor. Kıç tarafta geniş oturma ve güneşlenme alanları, iskele tarafta ise mini mutfak mevcut. Havuzlukta kokpitin ardında müstakil, kendi masasıyla 4 kişilik oturma ve yemek grubu bulunuyor. Baş ve kıçtaki güneşlenme alanları ise tüm konuklara yetebilecek şekilde düzenlenmiş. Baş tarafta ana kamera konumlandırılmış. İçerisinde geniş depolama alanları dikkat çekiyor. Kıçta oturma grubunun altında ise 2 kişilik 2 kamera yer alıyor. İstenirse bu kamerayı tek ama daha geniş olarak da yaptırmak mümkün. Teknede bir de tuvalet duş bulunuyor. Salonda, kuzinenin karşısında yine masa ve oturma grubu ile bir alan yaratılmış. Mobilyaların kalitesi ve özellikle kullanılan ağacın rengi içeriye son derece ferah bir hava vermiş. Seyirde manevralardan hiç sarsılmayan teknenin bir özelliği de çok yüksek süratlerde giderken bile çok seri bir şekilde yavaşlayabilmesi. Solemar bu özelliği sayesinde otomobillerden bile daha iyi fren kabiliyetine sahip. Aslında uzun zamandır arayıp da bulamadığımız bir havada test seyirine çıktık. Çünkü genelde sakin havalarda teknelerin performansını görmek mümkün olmuyor. Şimdi bugün 1 metreye yakın deniz var. Aslında hava o kadar esmiyor. Taş çatlası 2-3 kuvvetinde bir güneyli rüzgarla çıktık. Ama bir gün önceki büyük fırtınadan kalan soluganlar var. Onlarla birlikte de teknenin performansını test etme imkanı buluyoruz. En büyük özelliği nasıl giderseniz gidin ki 30-32 milleri gördük. En ufak bir serpinti almaması. Çekimlerde de görülecektir net olarak. Açık bir teknedeyiz. Önümüzde çok küçük bir siper var. Buna rağmen en ufak bir şekilde serpinti almıyoruz. Şimdi giderek teknenin hızını arttırıyorum. Şu anda 23-24 knot'tayız. 28 knot'tayız. 32 knot'tayız.
anda. Ve gördüğünüz gibi ciddi sayılabilecek hiçbir vuruntu yok teknede. Yağ gibi kayarak gidiyor. Şimdi biraz sürati düşürüyorum ve döneceğiz. Dönüşte de teknenin performansını göreceksiniz. Şimdi denizleri baştan alarak gidiyoruz ve süratimiz de 32.7. Hafifliğiyle, düşük makine gücüyle yüksek sürat elde edebiliyor ve sürtünmesi az olduğu için yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor. Gövdedeki tüpler hem dengeleyici hem de çevresini travmalardan koruyor. Tekne asla serpinti almıyor ve oldukça güvenli. Tekne uzun kullanım ömrü ve uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.